Evet, selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bu videoda bugün biraz sizlerle birlikte katılım tarafını konuşmak istiyorum. Yani faize hassasiyeti olan, daha doğrusu helal bir kazanç arayan ve bireysel emeklilikte de bu fonları tercih etmek isteyen ve fon seçerken bu yüzden zorlanan kişiler için bir sohbet gerçekleştirelim istiyorum. Esasında burada olay sadece faizle de alakalı değil. Misalen bir kişi düşünün, hayatı boyunca ağzına bir gün bile alkol koymamış, bu konuda hassasiyeti olan, alkol kullanmayan birisi. Bizim tavsiye ettiğimiz ya da gönderdiğimiz, gösterdiğimiz fonlardan birini tercih ettiğinde, özellikle hisse senetleri tarafında, bir anda o fonun yatırım yaptığı şirketlerden bir tanesi onu irite edebiliyor, rahatsız edebiliyor. Nedir bu? Misalen biz herhangi bir fon buradan tavsiye etmişiz ya da göstermişiz. İçine açıp bir bakıyoruz ki Anadolu Efes firması var, biliyorsunuz, halka arz edilmiş durumda. Borsamızda işlem görüyor ve Anadolu Efes'e yatırım yapmış oluyor bu insan. Yani hiç alkol kullanmamış olduğu halde. Tabii ki bu tarz hassasiyetleri olanlar olabilir, olmayanlar olabilir. Bu video tamamen böyle hassasiyeti olanlar için hazırlanmış bir video. Peki, böyle düşünüyorsak nasıl yatırım yapacağız, nereye yatırım yapacağız? Bir defa burada ben sizler için hemen TEFAS'tan geçiş yapabileceğiniz katılım fonlarını sıraladım. Ve bunların 5 yıllık getirilerine göre en yüksek getiriden en az getirene göre bir sıralama yaptım. Tabii ki burada otomatik katılım tarafı da var. Otomatik katılımda da en yüksek getiri yapan fon ortada. Bundan hariç ben gönüllü BES tarafındakileri inceleyeceğim. Otomatik katılım için bakanlar da buradan görerek, şu fon koduyla arama yaparak araştırma yapabilirler. Misalen burada son 5 yılda yatırımcısına %2000'e yakın getiri yapan Bereket Emekli'ye ait bir katılım hisse senedi emeklilik yatırım fonu var. Yani sizden aldığı parayla hisse senetlerine yatırım yapıyor. Dolayısıyla katılım endeksine yatırım yapıyor. Yani faizsiz işlem yapan ve alkolle alakalı olan şirketlere de yatırım yapmayan bir fon. Neredeyse parayı son 5 yılda 20'ye katladığını görüyoruz. Ve 55 bin kişilikte bir yatırımcı portföyü var. Gayet hatırı sayılır bir sayıda. Son bir yılda da %143 getirmiş bu fon. Bunu tercih edebilirsiniz. Hisse senedi pozisyonda %85'te, diğer kalanıyla da yatırım fonlarına katılma payı almış. Yani farklı bir yatırım fonunu almış ama orada da yine faiz hassasiyeti olan bir tarafta bulunuyor. Peki bu fonu diyelim ki seçtiniz. Yani buna geçmek istiyorsunuz ve merak ediyorsunuz. Acaba bu fon hangi firmalara yatırım yapıyor? Ben bunu check edebilir miyim, kontrol edebilir miyim dediniz. Hemen fonun profil sayfasından en alta geldik. Bakın şurada bir link var. Köprü, bağlantı, kap bilgi adresi diyor. Buna tıkladığınızda ilgili fonun kamuoyu aydınlatma platformuna gelmiş olursunuz. Hemen özet bilgiler diyorum. Burada bildirim sorgu bölümü var. Getir diyorum. Ve benim karşıma burada aramam gereken şey 6 aylık rapor. Çok düzenli, daha doğrusu tertipli tutulduğunu söyleyemem BEFAS fonlarında özellikle, ama buradan kesinlikle bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Özellikle kurumsal bir şekilde bu işi yapan bireysel emeklilik şirketleri açısından. Burada 6 aylık rapor içerisinde farklı isimlerle ekli dosyalar var. Bunları tek tek kontrol etmeniz gerekiyor ki hangi hisse senetlerine yatırım yaptığını görebilirsiniz. Maalesef standart bir isim bulamıyorsunuz. Çünkü fondan fona değişebiliyor bu konu. Burada 5-1AGH yazanı ben tıkladım PDF olarak. Bilgisayarıma indirdim. Bakın burada alta geldiğimde 27 Haziran 2023 tarihli paylaşılan bilgiye göre bu fon içerisinde Aksa Akrilik var, Albaraka Türk var, Alkim var, Arzum var, Aselsan var, Bimaş var, Egeen var, Kortsa var, Mavi Giyim var, Türk Hava Yolları var, Vestel Beyaz Eşya var, Yataş var. Dolayısıyla hangilerine yatırım yaptığını buradan rahatlıkla görebilirsiniz. Açıkçası fon tarafında bu tarz konuları çok kafaya takmanız gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü
Bunlar zaten bir günlük rapor. Yani 27 Haziran 2023'te bu fon bunları tutuyordu ya da bu oranlarda tutuyordu ama bir gün sonra fon yöneticisi nasıl bir değişiklik yaptı, nereye geçti bunu bilemezsiniz. Dolayısıyla bilmenize de gerek yok. Sadece katılım endeksine yatırım yaptığından emin olun. Buradaki şirketler sizin için okey ise zaten sorun yok ki okey olmak zorunda. Çünkü isminde katılım geçiyor ve katılım endeksinde olan hisse senetleri haricinde herhangi bir hisse senedine zaten yatırım yapamazlar mevzuat gereği. Dolayısıyla bu şekilde kafamızdaki soru işaretini giderebiliriz. Tabii ki sadece hisse senedi fonları için değil, değişken fonlar için de bu raporları kontrol edebilirsiniz. Bereket emekliliği bu şekilde söyledik. Bir de katılım emekliliğin yine hisse senedi fonu var. Onun da 5 yılda %1747'lik bir getirisi olmuş. Dolayısıyla orada da yaklaşık 141 binlik bir yatırımcı var. Zaten katılım emeklilik tamamen faizsiz fonlar üzerinden işlem yapan bir emeklilik şirketi. Onu da tavsiye edebilirsiniz. Türkiye Hayat Emeklilik'te de yine katılım fonu var. 5 yılda iyi bir getiriyi sağlamış. Burada agresif değişken fon da var. Sadece hisse senedi seçmek zorunda değilsiniz. Yani kendi içerisinde sürekli değişiklik yapan fonlar da var. Ancak isminde zaten katılım geçtiği için faiz ve alkol konularında çok rahat bir şekilde bekleyebilirsiniz. Yani sorun yaşamadan bunları tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bir sürü emeklilik şirketinin fonları var. Ben burada 5 yıllık sıralama yaptım. 5 yılda bu kadar kazandırmış olmaları bundan sonraki 5 yılda da bu kadar kazandıracakları anlamına gelmez ama şunu kesinlikle gösterir. Bu fonlar iyi yönetilen fonlar demektir. Yani bunlar artık çok pahalandı. Bu fonlar alınmaz diye bir şey yok. Yatırım fonlarına böyle bakmayın lütfen çünkü içerikleri sürekli değişebiliyor. İçerisinde tuttukları hisse senetleri sürekli değişiyor. Burada gördüğünüz performanslar esasında fonların yönetim performansları bir anlamda da. Yani geçmişte iyi yönetildiyse gelecekte de iyi yönetileceğine dair bir iz ve emare göstergesidir diyebiliriz. Bunun haricinde son bir ayda ön plana çıkan katılım fonlarına bakalım. Yine otomatik katılım haricinde bizim de model portföyümüzde bulundurduğumuz ve henüz daha çok yeni 6 ay kadar önce piyasaya çıkmış olan KLT var. Katılım emekliliğin temettü ödeyen şirketler yatırım fonu var. Yani katılım endeksinde olması yetmiyor satın aldıkları hisse senedinin. Aynı zamanda temettü ödeyenler endeksinde de biz temettü endeksinde de bulunması gerekiyor. Son derece güzel bir fon. Çok kısa sürede 10 bin yatırımcıyı topladı. Getirileri de gayet iyi gidiyor. Son bir ayda %9,41'lik de bir getirisi olmuş. Zaten biliyorsunuz son bir ayda ENAG enflasyonu da %6 idi. Aylık bazda enflasyonun 1-2 puanın üstüne çıktığınızda uzun vadede zaten devasa bir getiri sizleri bekliyor olacaktır. Sizler de bu şekilde arama yapabilirsiniz. tefas.gov.tr adresinden buraya filtre kısmına katılım yazdığınızda çıkan fonlar olacaktır. Emeklilik şirketiniz fark etmeksizin bu fonlara geçiş yapabilirsiniz. Bunlardan bir portföy oluşturabilirsiniz. Eğer ben bunlarla uğraşmak istemiyorum, sürekli takip etmek istemiyorum diyorsanız burada 5 yıllık getiride bakın otomatik katılım haricinde sizlere bir değişken fon bulmamız gerekiyor. Misalen burada Türkiye Hayat'ın katılım agresif değişken fonu %1300 getirmiş. Yani 13'e katlamış 5 yılda. Bunlar zaten sizler için bu değişiklikleri yapıyorlar. Hisse senetlerini alıyorlar ya da farklı bir pozisyon kuruyorlar. Dolayısıyla bir agresif değişken fon seçip ama katılım tarafındaki bir agresif değişken fonu seçip portföyünüzü tamamen bağlayarak unuta da bilirsiniz. Burada zaten başarıyı yaratan şey, getiriyi yaratan şey sizlerin bu fonlara bir kez de olsun bakmanız, göz atmanız ve ona göre tercihinizi yapmanız. Ondan sonrası zaten skala belki %10 kazanırsınız, belki %5 kazanırsınız ama o %1-2 getiren fonlardan kurtulmuş olursunuz. Bir şekilde oyunun içine girmiş olursunuz diyorum. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen tuttuğunuz ve beğendiğiniz katılım emeklilik fonlarını videonun altındaki yorum bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.